Reflü sorusu var. Şükran Yurtseven sormuş. 17 aylık kızım var. 4 aylıktan beri reflüsü var. Çok alanı çok gününü kısıyor. Bazen dilini ağzına kısmak istiyor. Reflü biraz tavuk yumurta hikayesi gibi. Yani reflünün hem işte yemek bozukluklarını yol açtığı gibi yemek reddini veya yemekli psikolojik yemek sorunlarının da reflüyü geri dönüyor olarak arttırdığını çok fazla iyi biliyoruz. O yüzden yine bu da bir uzman kontrolünde yani reflü çocuklarda yemek sahnesinin, yemek alanının bir savaş alanına dönmemesi için. Çünkü zorlu bir şey bu. Anne çok hayal kırıklığına uğruyor. Beklentisi çocuğunun işte beslenmesi ve işte belli aylarda boy ve kilosunun artması. Bu olmadığı zaman müthiş bir üzüntü ve hüzün kaplıyor anneyi. Ve kendisini başarısız addediyor. Yani ben bunu başaramadım diyor. Aslında öyle bunlar çok doğru şeyler değil. Yani çok büyük bunlar halk arasında çok yaygın. Yani çünkü anneye fatura ediliyor her şey. Ama reflü gibi durumlarda, daha çetrefilli durumlarda her kişinin o yaşadığı öznel ruhsal durumu uzman doktorun değerlendirmesi lazım. Yani bazen anne de kötü durumda olabilir. Kötü durumda kastım depresyon olabilir. Yorgun olabilir anne. Takati tükenmiş olabilir. Yorgun olabilir. Bu da bizim işimiz sonuçta. Hani buna bakmakta fayda var. Çünkü annenin ruhsal sağlığı çok alakalı çocukla. Yani birebir alakalı. Aslında bunlarla ilk defa bahsediyoruz vesileyle. Anne babanın ruhsal sağlığını çok önemsemeliyiz.